Selamlar, hoş geldiniz. Bugün bir kutu açılışı videosuyla karşınızdayım. Hemen açalım birlikte. Bu kutuda öykü kitapları var. Daha önceki videomda bahsettiğim, kutu açılış videosunda bahsettiğim kalan kutum bu. Ve öykü kitaplarıyla dolu bir kutu olduğunu düşünüyorum. Haydi bakalım. Şöyleli bir kutu. Çok heyecanlıyım. Bakalım. Allah, bacağım bozuldu. Bakalım içinden neler çıkacak. Evet, ilk elime gelen kitap. Ha, bu Orhan Pamuk'un kalan kitabı geldi. Babamın bavulu. Daha önceki alışverişte Orhan Pamuk kitaplarının tamamını aldığını söylemiştim. Bu da kalan kitaplardan bir tanesi. Sonra bir tane Yalçın Tosun aldım. Hatta birkaç tane de almış olabilirim. Yalçın Tosun'da yine bana merak ettiren Tuğçe Kozak olmuştu. Anne baba ve diğer ölümcül şeyler. Bunu da epey merak ediyorum. Sonra Ferit Edgü aldığımı söylemiştim. Ferit Edgü'den Hakkari'de Bir Mevsimi aldım. Bir de bir tane daha Doğu ile ilgili kitabı vardı. O kalmamış, onu iptal ettiler. Hakkari'de Bir Mevsim. Bunun filmi de varmış. Ben izlemedim, bilmiyordum yani. Kitabı şey yaparken gördüm, araştırırken gördüm. Bunu da epey merak ediyorum. Neden gerginsiniz? Yolda bırakmış. Nereye? Kadınlığı da böyle. Evet, bir sonraki elime gelen kitap. Bunu da yine kimseden duymadım ama çok merak ederek aldım. Zeynep Oral'dan Direniş ve Umut. Reha İsvan. Yine bir biyografi. Burada aslında siyasi sebeplerle içeri alınan bir kadının direnişini anlatıyor. Ve kaç yaşında bilmiyorum ama çok ileri yaşında cezaevine girmiş ve ona rağmen hani cezaevinde bayağı direnişini sürdüren bir kadını anlatıyor. Hiç bilmiyordum ve hiç tanımadığım da bir kişi. Merak ettiğim için aldım. Harika gidiyorum değil mi? Güzel. Mükemmel. Kitabı gerçekten bilmiyor musun? Hayır. Okuyorsun, sonra editliyorsun orayı, sonra söylüyorsun ha. Gerçi aynı şey, ne farkı yok. Şu an okusam, hatta okuyup alsam, böyle söylesem. Ay, kitabı okuyarak aldım da. Kadını tanımıyorum yani. Hani kadını bileyim de hayatı gelsin okuyayım gibi almadım. Kadını tanımak için aldım. Evet, bir sonraki kitabım. Bu kitabı sadece ismi için aldım. Melike Uzun'dan Kürar. Kürar Çilekeş'e bir şarkısıydı. Kürar ne? Çilekeş'in Kürar diye bir şarkısı vardı. Ne demek olduğuna dair hiçbir fikrim yok ama görünce gençliğim ve ergenliğim aklıma geldi. O yüzden bir deneyeyim dedim bu kitabı. Bu da bir öykü kitabı. Bir sonraki kitap. Yeseninden mi geldi? Hayır, ismi Kürar. Gençliğim ve çocukluğumu çağrıştıran ne oldu? Çilekeş'in Kürar şarkısı. Anladım. Bir sonraki kitabım. Haybin Yaksan. Müslüman aileminin tek romanı. Hayır, kitabın ismi Haybin Yaksan. İbn Sina ve İbn Tufeyl tarafından yazılan bir anlatı. Bakalım nasıl. Ben bu kitabı çok kalın zannediyordum bu arada ama bayağı inceymiş. 170 sayfa falan. Bunu da merak ediyorum. Bir sonraki kitabım. Tomris Uyar. Tomris Uyar da hiç okumadığım için Diz Boyu Papatyalarla başlamak istedim Tomris Uyar'a. Bakalım nasıl. Siz okudunuz mu Tomris Uyar? Ben çok okumadım. Tomris ile bir sonraki kitabım. Bu kitabı sepetimden çıkardığımı düşünüyordum ama çıkarmamışım. Muazzez İlmiye Çığ'ın Uyanın Artık isimli şeyi. Neyi diyeyim buna? Bağırışı.
Bu aslında böyle güncel olaylara, siyasete, topluma dair düşüncelerini anlattığı bir kitap. Ve böyle işte gençlere yön göstermek için yaptığını düşünüyorum kendisinin bunu. Vatandaşlık tepkileri diyor Muazzez İlmiye Çağ'dan. Havalı. Güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ne kadar güncel? 2016 falan. Yeni herhalde ya. Dur bakayım. 2014'te basılmış ilk basma. Fena değil. Aa, ne kadar tatlı. Bu da Murat Anmungan okumak için aldığım bir kitap. Erkekler için divan. Çok tatlıymış kitap bu arada. Murat Anmungan da hiç okumadım. O yüzden böyle başlamak istedim. Siz okudunuz mu? No. Ben hiç okumadım bunu. Mardinli. Çok havalı ya. Çok güzel. Harika. Çok güzel. Bir sürü şiir var. Harika. Ben şiir okumam. Ben de hiç yok. Yani. Ama çok merak ettim. Artık şiir okuyan biri olacağım. Bu kitaptan sonra. Ne alaka? Yüklemiş. Evet. Bir sonraki kitabımda Firuzan'dan Parasız Yatılı. Firuzan da hiç okumadım. Bunu da Tuğçe Kozan aşırı önerileriyle çok merak ettim. Çok merak ediyorum ya. Bu alışverişim bayağı güzel bir alışveriş oldu bence. Tam böyle okumak istediğim kitapların arasına sıkıştırmalık ince kitaplar var. Harika. Sonraki kitabım. Bunu neden aldım? Çağlar Tarlası'nda Çocuklar. Yine üniversitede okuyup, aslında bu sanırım sevdiğim bir kitaptı. Bir de bu kitapla ilgili şöyle bir şey hatırlıyorum. İngilizce öğretmenimiz demişti ki, John Lennon'ı öldüren kişinin en son okuduğu kitap mıymış? Hatta o sırada çantasında mı bulunmuş ne yani? Öyle bir şey hatırlıyorum. Oradan merak etmişim. Yani hiç hani bu kadar popüler bir kitap olduğunu falan hiç bilmiyordum. Öyle arayıp bakmıştım ve okumuştum. Ve tamamen böyle o mantıkla okumuştum. Bunu tekrar okuyup yorumlayacağım yakın zamanda. Son iki kitabım kaldı. Bir tanesi yine şeyden, Ferit Etgü'den, Yeni Cahiller. Merak ettim yani. Böyle resimli ve aforizmalı bir kitap. Çok ilginç bir deneyim olacağını düşünüyorum. Böyle. Son kitabımda Muazzez İlmiye Çağ'ın biyografisi Nurdan Arca tarafından yazılmış. Bunu da daha iyi tanımak için aldım aslında Muazzez İlmiye Çağ'ı. Umarım severek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.